Aşağıda ABC dik üçgeni verilmiştir. ABC açısının X olduğunu söylemiş. BAC açısının 90 derece olduğunu söylemiş. AH da BC'nin de birbirine dik olduğunu. AB'nin 2 santim olduğunu söylemiş. Hemen geldim. Şuraya yazdım. HC'nin de tanjant X olduğunu söylemiş. Hemen geldim. Onu da yazdım arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Şuranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Şurası X derece. Şuraya da alfa diyelim. Bu durumda alfa ile X'in toplamının 90 olması gerekir. Sağ taraftaki üçgene baktığımızda ise arkadaşlar. Burada da ee, i̇lk olarak şunu görüyorum, şurası 90 dereceydi ya, o zaman. Alfa ile x 90 olduğuna göre burada alfayı görüyorum. Demek ki kalan kısma da x diyebiliriz. Sağdaki üçgende de şuradaki kısma ne diyeceğiz? 90 var x var o zaman buraya da alfa diyeceğiz arkadaşlar. Peki burada şuna bir dikkat etmenizi istiyorum. Şurada x açısının olduğunu görüyorum. Şurada 90 derece olduğunu görüyorum. Şimdi ben burada tanjant x'i bulmak istesem. Nedir bu? Karşı bölü komşudur değil mi? Tanjant x dedim. Karşısında ne var peki arkadaşlar? x'in karşısında tanjant x var yine. Peki komşusunda ne var? E komşusu da şuradaki AH değil midir? Şu yükseklik bizim komşumuz oluyor. Bölü AH dedim hemen. Peki e, tanjant x'ler burada sadeleşince AH'ın 1 geldiğini söyleyebiliriz. Şurası 1'dir. E, sol taraftaki üçgene dönmek istiyorum. Şimdi burada şimdi bir Pisagor uygulayacak olursak şöyle bir şeyle karşılaşırız. 2'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı BH'ın karesi olacaktır. E, ee, biri sol tarafa attım. Eksi 1 olarak geçti. 4 eksi 1'den burası 3 geldi. Demek ki BH'ın karesinin 3 olduğunu biliyoruz. BHta bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Kök 3 olacaktır. Hemen geldim. Şuraya da kök yazdım. Peki şimdi 90'dan 90, 90'dan dikinince ne olacaktır dikten dikinince bir öklit uygulayabiliriz anlamına geliyor. Yüksekliğimizin karesi yani birin karesi eşittir sol taraf çarpı sağ taraf yani kökü çarpı tanjant x dedim. Buradan da ne yapacağız her iki tarafı köküçe böleceğiz tanjant x eşittir 1 bölü köküç olarak gelir arkadaşlar. Peki hangi açı hangi açının tanjantı 1 bölü köküçe eşit 30'un tanjantı cevabımız Bursa. ABC sayılarını vermiş bize hangisi doğrudur diye sormuş arkadaşlar sıralamamızı istiyor. Ee, burada Kosinüs 70'i biz aslında sinüs 20 olarak yazabiliriz. Artı diyorum kosinüs 75'i sinüs 15 olarak yazabiliriz. Artı kos 80'i de sinüs 10 olarak yazabiliriz. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. A ile B'yi karşılaştırın. Sinüs 10 var, sinüs 10 var. Sinüs 15 var, sinüs 15 var. Sinüs 20 var, sinüs 20 var. Bu durumda A ile B'nin direkt birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki C'ye nasıl bir şey söyleyeceğiz? Şimdi C'de tanjant 50 ile tanjant 70 değerlerini görüyorum ben. E, bu değerlerin ikisini de bilmiyorum. Ama bu ikisinin de e, tanjant 45'ten büyük olduğu için tanjant 45'in değeri neydi? 1'di. O zaman şu da 1'den büyüktür. Bu da 1'den büyüktür. E bunları toplayınca bu 2'den büyük bir değer olarak gelecektir. Şimdi bu şekilde bir kıyaslama yapalım. Şimdi biz burada sinüs 10, sinüs 15, sinüs 20 değil de her üçünü de sinüs 30, sinüs 30, sinüs 30 olarak değerlendirsek bile Tabii ki bu buna eşit değildir ama... ...hani en yakın bildiğimiz değer sinüs 30 olduğu için... ...sinüs 30 olsa bile diyeceğim... ...mesela sağlıyorum buradan bir değer geliyorsa... ...demek ki mesela sinüs 30'un değeri nedir? 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 topladım. 3 bölü 2 geldi. O zaman diyeceğim ki şu ifade, şuradaki ifade... Kesinlikle 3 bölü 2'den daha küçüktür diyebilirim. Şuraya eşit değil, küçüktür diyelim. Kesinlikle 3 bölü 2'den daha küçüktür. Çünkü buradaki değerler sinüs 30'dan daha az. E şimdi biz bunları 3 bölü 2'den daha küçük olarak bulduk. Yani 1 bölü 1 buçuk'tan daha küçük. C değerine baktığımızda ise burası da 2'den daha büyük olduğuna göre, o zaman bu A ile B değerlerinin kesinlikle C'den küçük olması lazım arkadaşlar. Cevabımız bursa. A, B, C dar açıları için demiş. Sinüs A, kosinüs B, tanjant C değerlerini vermiş bize. Biz şimdi üç tane üçgen çizelim. Şöyle dik üçgen çizelim arkadaşlar. Şunu bir tekrardan çoğalt deyip ikinciyi tekrardan bir çoğalt daha deyip üçüncüyü şöyle çizmiş olalım. Şuraya A demiş olalım arkadaşlar. Şurası B açısı olsun. Şurası da C açısı olsun. Şurası 90 derece. Şurası 90 derece ve şurası 90 derece. Sinüs A'nın 3 bölü 5 olduğunu söylemiş. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Karşısı 3 hipotenüs 5. Dolayısıyla şuraya da 4 kalıyor. Kosinüs B'nin 4 bölü 5 olduğunu söylemiş. Dolayısıyla komşu bölü hipotenüstür. Yani komşusu 4 hipotenüs 5 olacak şeklinde. Karşısı da demek ki 3 oluyor. 3, 4, 5, üçgen oluşuyor. Tanjant C'de karşı bölü komşu, karşısı 3, komşusu 4 ve hipotenüs de 5 olacak arkadaşlar. Şimdi bu şekilde değerler bulduk biz. Ee, aslında üçünde de aynı üçgeni elde ettik. Farkında mısınız? Yani burada A'nın karşısında 3 var. Burada B'nin karşısında 3 var. Burada C'nin karşısında 3 var. Aynı şekilde eee komşusu 4 var. B'nin komşusu 4, C'nin komşusu 4. hipotenüsler her üçünde de 5 olduğunu görüyorum. Demek ki burada biz şunu söyleyebiliriz. Bu açılar kesinlikle birbirlerine eşit olmadı. Bunu söyleyebiliriz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle baktığımızda A ile B'nin toplamının pi bölü 2 olduğunu söylemiş. Şimdi A ile B'nin toplamının 90 olması için yani pi bölü 2 olması için arkadaşlar şöyle olması lazım. Mesela şuraya b dediğimizde ne olacaktır? 90 buraysa a ile b'nin toplamı 90 olacaktır. E bu durumda a'nın karşısında 3 var b'nin karşısında 4 var. Hani a ile b eşitti? Bak olmuyor. Demek ki a ile b birbirine eşit değil bu gitti. E aynı şekilde b ile c de aynı sebepten dolayı ben şimdi şuraya c yazsam b ile c'nin toplamı 90 olur. Ama eee şey sağlanmıyor. Bu durumda da bunların eşit olması sağlanmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun da olmayacağını söyleriz. Bu da gitti. Cevabımız yalnız birden Adana seçeneği fx ve gx fonksiyonları verilmiş f bileşke g içerisinde 3 bölü 4 ifadesi soruluyor bize. f'in içerisinde g onun içerisinde de 3 bölü 4 var arkadaşlar. Şimdi ilk olarak burada ne yapacağız? Tabii ki g 3 bölü 4'ü bulacağız. E, bu da ne demektir? x yerine git 3 bölü 4 yaz demektir. Hemen gidiyorum yazıyorum. Ark tanjant 3 bölü 4. Ben şimdi bunu bir ifadeye eşitleyecek olursam arkadaşlar. Mesela a'yı eşitleyecek olursam bu ifadeyi. E, aslında a'yı arıyorum ben bu durumda. Ee, ne olacak bu durumda tanjant a eşittir 3 bölü4 anlamına geliyor burada arkadaşlar hemen gidiyorum şöyle bir dik üçgenimi çizdim. şurası 90 derece şurası a derece olsun karşısının 3 komşusunun 4 olduğunu ve dolayısıyla buradan da 3 4 5 üçgeninin geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şurası A'ya eşitti. Biz aslında bu durumda ne arıyoruz? F A'yı arıyoruz. F A dediğimiz şey ne peki? E, F'te X yerine A yazdığımızda kosinüs 2 A demektir arkadaşlar. Peki kosinüs 2 A yarım açı formülünden biz bunu şu şekilde çevirebiliyorduk. Kos kare A eksi sin kare A demektir bu arkadaşlar. Peki kos kare A'yı ben bulabiliyor muyum? Evet bulabilirim. Kosinüs A nedir burada? Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Bir de bunun karesini almamızı istiyor. Hemen yazdım. 4 bölü 5'in karesi. Eksi diyorum. Ee, sinüs nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 5'in bir de karesini almamızı istiyor. 4 bölü 5'in karesinden 16 bölü 25 eksi 9 bölü 25 de buradan geldi. 7 bölü 25 olarak gelmiş oluyor. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki şekil 4 tane eş dörtgen kullanılarak elde edilmiştir diyor. Ee, BAC'nin Y açısı olduğunu CAD'nin X açısı olduğunu tanjant Y'nin de 2 bölü 5 olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Tanjant demek karşı bölü komşu demek. Zaten şuranın 90 derece olduğunu görebiliyoruz. Bunlar dikdörtgenler. Ee, karşısına bu durumda 2 dediğimde bu dikdörtgenlerin demek ki uzun kenarları 2 birimmiş. Şurası da 2 birim şu, şurası da 2 birim. Ee, komşusu da 5 oluyormuş. Bu durumda şuraya da dikdörtgenin kısa kenarına da 1 kalıyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Hatta şu boşluğu da doldurabiliriz. Şurası da yine iki birim olarak gelecektir diyebiliriz. Bize sorduğu şey tanjant x. Şimdi biz bu tanjant x'i direkt elde edemiyoruz. Niye elde edemiyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi şuradaki üçgene baktığımızda burada bir 90 derece yok. 90 derece olmadığında hipotenüsü göremiyoruz. Dolayısıyla karşılığımız neresi komşumuz neresi göremiyoruz. E, tanjant x'i e, ulaşmamızın peki başka yolu yok mu? Tabii ki var. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tanjant x artı y'den. Y çıkarırsak arkadaşlar geriye ne kalır? X kalmış olur. Y'ler gidecek, X kalmış olacak. E şimdi biz burada toplam fark formüllerinden şunu bir eleman olarak alalım, şunu da bir eleman olarak alalım. Toplam fark formüllerinden bunları ayırabiliriz. Tanjant x artı y eksi tanjant y bölü bir artı tanjant x artı y çarpı tanjant y. Aslında buradan bulabiliriz. E şimdi biz tanjant y'nin ne olduğunu zaten biliyoruz. Tanjant x artı y'yi de bulursak tamam. Devamını getiririz. x artı y neresi? Şuranın tamamı. Karşısı bölü komşusu. Bunun karşısı neresi? İşte şurası 4. Komşusu neresi? İşte şurası 5. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? 4 bölü 5 gelmiş oluyor. Hemen geliyorum. Tanjant x artı y gördüğüm yere 4 bölü 5 yazdım. Eksi tanjant y diyorum. Yani 2 bölü 5 bölü. 1 artı 4 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 yazdım. 4 bölü 5'ten 2 bölü 5 çıktı 2 bölü 5 kaldı. Bölü dedim 1 artı 4 çarpı 2 8 bölü 25 olarak geldi. Düzenliyorum bunu şimdi 2 bölü 5 25 ile 1 çarptım 25 8 ekledim 33 bölü 25 gelmiş oldu. Birinci olduğu gibi kalsın ikinciyi ters çevirip çarpalım. Şöyle 25 ile 5 sadeleşecek şimdi. Şunlar gitti. 5 çarpı 2 10. 10 bölü 33 gelmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız Denizli. 6x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri tanjant a ve tanjant b'dir demiş. Şimdi kökler toplamını bulmak için tanjant a artı tanjant b'yi yazacak olursak neydi? Eksi b bölü a'ydı. Yani buradan eksi eksi 3'ten artı 3 bölü 6. O da ne demektir? 1 bölü 2 demektir yazdım. Şimdi bir de kökler çarpımına bakalım. Yani tanjant a çarpı tanjant b. Buna bakalım. E, kökler çarpımında neydi? C bölü a'ydı. Yani 2 bölü 6. O da ne demektir? 1 bölü 3 demektir. Bunu da yazdım. Şimdi arkadaşlar bize sorduğu şeye bakıyorum. Tanjant A artı B. Biz bunu nasıl açıyorduk toplam formüllerinden? Tanjant A artı tanjant B. Şöyle yazayım. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B şeklinde yazıyorum. Tanjant A artı B yerine tanjant artı tanjant B yerine 1 bölü 2 yazdım bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B yerine de 1 bölü 3 yazdım. Şimdi düzenleyelim hemen. 1 bölü 2 dedim. 3 çarpı 1, 3, 1 çıkardım. 2 bölü 3 olarak geldi. Birinci olduğu gibi kalsın. İkinciyi ters çevirip çarpalım. Buradan da 3 bölü 4 geliyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Aşağıda merkezil birim çember üzerinde A ve B noktaları verilmiştir. AOC ile BOD açılarının eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şuraya alfa diyecek olursam, şurası da yine alfa olarak gelecek. A noktasının apsisinin 1 bölü 3 olduğunu söylemiş. Şuradan bir dik indirecek olursam arkadaşlar, şu uzunluğun 1 bölü 3 olduğunu söylüyor. Şuranın yani 1 bölü 3 olduğunu söylüyor. Bir, birim çember olduğuna göre şuranın da bir birim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. AC uzunluğunu da buradan bulabiliriz aslında. Bir Pisagor uygulayacak olursak e, bu durumda ne olacak? 90'ın karşısında 1 var. 1'in karesi eşittir. 1 bölü 3'ün karesi artı. Eğer şuraya da a diyecek olursam a'nın karesi olacaktır. 1 eşittir. 1 bölü 9 artı a kare geldi. 1 bölü 9'u sol tarafa attım. 1 eksi 1 bölü 9 eşittir. A kare oldu. 9 çarpı 1 9. 1 çıkardım. 8 bölü 9 oldu arkadaşlar. Eşittir a kare. A da buradan ne olarak gelecektir? E, kökünü aldığımızda 8'in kökü 2 kök 2'dir. 9'un kökü de 3'tür. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi o zaman gidiyorum. Şurada aslında şu yüksekliğimizin 2 kök 2 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi bize sorduğu şeye baktığımızda B noktasının apsisini soruyor bize. Biz şimdi orada gidelim şöyle bir dik üçgen oluşturalım hadi. Şuradan şöyle bir dik üçgen oluşturalım. Ee, şuranın bir birim olduğunu biliyoruz birim çember olduğundan dolayı şurası eğer alfa ise şurada çizdiğim açıda ne olacaktır arkadaşlar 90 eksi alfa olacaktır ee, bu durumda şurası biz şu uzaklığı arıyoruz değil mi O'dan şuraya da E noktası diyecek olursak e o uzaklığını arıyoruz aslında Dolayısıyla burada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar 90 eksi Alfa'nın komşusu EO olduğu için biz bunun kosinüsünü alalım kosinüs bölü e, kosinüs neydi komşu bölü hipotenüs demektir. Dolayısıyla kosinüs 90 eksi Alfa ne, an ne anlama gelecektir? Komşusu EO'dur Hipotenüs de 1 olduğuna göre EO eşittir kosinüs 90 eksi Alfa oldu. Peki? 90 eksi alfa. 90'da fonksiyon değişiyordu. Ne oldu? Sinüse dönüşüyordu. Birinci bölge olduğu için sinüs alfa olarak kaldı. Pozitif olarak kalmış oldu. Eşittir. E o olarak geldi. Ee, biz peki sinüs alfanın ne olduğunu biliyor muyuz? Kosinüs alfanın e, şurada aslında daha doğrusu şuraya dönecek olursak şuradaki üçgene dönecek olursak burada sinüs alfanın ne demek olduğunu bulabiliriz. Neydi? Karşı bölü hipotenüstü. E, karşısında 2 kök 2 var. 2 kök 2 bölü 3 var. Hipotenüste de 1 olduğuna göre o zaman sinüs alfa da arkadaşlar 2 kök 2 bölü 3 olarak gelecektir. Yani şurası 2 kök 2 bölü 3 eşittir. E o uzunluğu oldu. Burada tabii şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Negatif tarafta olduğunu görüyoruz. Negatif tarafta olduğu için burası direkt 2 kök yani birim olarak tamam 2 kök 2 bölü 3 uzunluğundadır. ama negatif tarafta olduğu için de eksi 2 kök 2 bölü 3 koordinatına sahiptir diyebiliriz. E, cevabımız adına seçeneği olur. 0 küçüktür alfa küçüktür 2 pi olmak üzere 1 bölü 2 çarpı kosinüs 2 alfa artı 4 kosinüs alfa ifadesinin alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farkın mutlak değerini sormuş bize. Şimdi arkadaşlar ilk olarak biz şunu söyleyebiliriz. Kosinüs 2 alfa aslında 2 kos kare alfa eksi 1 demekti. Bunu gidip yerine yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı diyorum. 2 kos kare alfa eksi 1 dedim. Artı 4 çarpı kosinüs alfa dedik. Ee, şimdi şuradaki 1 bölü 2 1 bölü 2'yi içeri dağıtacak olursak ikilerin gittiğini görüyorum. Kos kare alfa eksi 1 ile 1 bölü 2'yi çarptığımda eksi 1 bölü 2 artı 4 kosinüs alfa gelmiş oldu. Şimdi biz bu ifadeyi bir şeyin karesi olarak yazmaya çalışıyoruz tamam mı? Şöyle bir şey yapalım o zaman. Kosinüs alfa artı e, 2 dersem bunun karesini aldığımda ne gelecektir? Hemen hatta aşağıya yazayım. Birincinin karesinden kos kare alfa birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 4 kosinüs alfa dikkat ettiniz mi? Şu ifadeye ulaştık, şu ifadeye de ulaştık. Şimdi eksi 1 bölü 2'ye ulaşmamız, lazım ulaşmamız lazım. 2'nin karesinden ne geliyor buraya arkadaşlar? 4 geliyor. Eksi 1 bölü 2'ye şu an ulaştık mı? Hayır. O zaman bu 4'e bir şey ekleyeceğiz. X diye bir şey ekleyeceğiz ve şu 4 artı X'in ben eksi 1 bölü 2 olmasını istiyorum. Hemen gidiyorum yazıyorum. 4 artı X eşittir eksi 1 bölü 2. 4'ü diğer tarafa attım. Eksi 4. 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8. Eksi 1 de burada. Eksi 9 9 bölü 2 olarak gelmiş oluyor. Demek ki şu ifadeye ben eksi 9 bölü 2 eklemeliyim ki şuraya eksi 9 bölü 2 eklemeliyim ki oradaki eksi 1 bölü 2'yi de yakalayalım. Tamam sonuç olarak şu ifadeye ulaşmış olduk. Şuraya kadar getirmiş olduk. Bize diyor ki en büyük değer ve en küçük değer arasındaki farkı mutlak değeri. Şimdi en büyük değere bakmak için arkadaşlar kosinüs alfanın bir defa en büyük değeri ne olacaktır? 1 olacaktır. Zaten en küçük değeri eksi 1'di en büyük değeri de artı 1'di. E, ee, bu durumda şu gelecek. Hemen gideceğim. Artı 1'i yazacağım oraya. 1 artı 2'nin karesi eksi 9 bölü 2 olarak geldi. 3'ün karesi 9. 9 eksi 9 bölü 2 geldi. O da ne demektir? 2 çarpı 9. 18. 9 çıktı. 9 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Bu bizim burada ulaşabileceğimiz en büyük değerdir arkadaşlar. En küçük değeri de şöyle bulacağız. Kosinüs alfa yerine en küçük eksi 1 yazabiliriz. Eksi 1 artı 2'nin karesi eksi 9 bölü 2 olarak gelir. Buradan da 1'in karesi 1 eksi 9 bölü 2. 2 çarpı 1 2 eksi 9'dan eksi 7 bölü 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Bize demişti ki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farkın o zaman şöyle diyorum 9 bölü 2 eksi eksi 7 bölü 2 bunun mutlak değeri demiş bize. E bu durumda 9 artı 7'den 16 geliyor 16 bölü 2'den de 8 gelmiş oluyor cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Tanımlı olduğu aralıklarda sinüs alfa çarpı sekant alfa eşittir kök x eksi 2 demiş arkadaşlar. Ben hemen şunu bir düzenleyeyim. Sinüs alfa çarpı sekant alfa demek 1 bölü kosinüs alfa demektir. Eşittir diyorum. Kök x eksi 2 dedim. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa tanjant alfaydı. Tanjant alfa eşittir kök x eksi 2 olarak geldi. Şimdi aşağıya bakıyorum. Kosinüs alfa çarpı 1 bölü kosekant alfa demek 1 bölü sinüs alfa demektir aslında eşittir kök x artı 2 bunu da yazdık kosinüs alfa bölü sinüs alfa da kotanjant alfa demekte hemen bunu da yazıyorum kotanjant alfa eşittir kök x artı 2 ee, buna göre x değeri kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar şimdi ben şurada bir dik üçgen çiziyorum şuraya bir alfa derece diyelim tanjant karşı bölü komşu demekte arkadaşlar ee, bu durumda hatta şöyle yapalım şurası a olsun şurası b olsun şurası da c olsun ee, tanjant alfa ne demek burada? Karşı bölü komşudan a bölü b demek. E, tanjant alfayı bana kök x eksi 2 olarak vermiştim. Kotanjant alfa ne demek peki? b bölü a demek. Komşu bölü karşı. Bunu da bize kök x artı 2 olarak vermiş. Şimdi a bölü b kök x eksi 2'ye eşit olduğuna göre e, bu durumda b bölü a da ne olacaktır arkadaşlar? Şuradan devam edeyim. Bunun tam tersi. 1 bölü kök x eksi 2 olacaktır. Şimdi dikkat edin b bölü a'nın hem 1 bölü kök x eksi 2'ye hem de kök x artı 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1 bölü kök x eksi 2'nin kök x artı 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. İçler dışlar çarpımıyla şöyle bir ifadeyle karşılaşırız. Kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 eşittir 1. Şimdi birincinin karesi yani kök x'in karesinden x geldi. İkincinin eksi, ikincinin karesi yani 2'nin karesinden de 4 gelmiş oldu. Eşittir 1, x 4'ü diğer tarafa attım. Artı 4, 1 artı 4'ten de 5 geldi. x eşittir 5 oldu. Cevabımız Ceyhan. Pi bölü 2 küçüktür, x küçüktür pi olmak üzere sinüs pi artı x eşittir eksi 3 bölü 5 eşitliği verilmektedir demiş. Kotanjant pi bölü 2 eksi x ifadesini göstermiş bize. Ee, şimdi şu bir kalsın arkadaşlar. İkinci ifadeyle bir üçüncü ifadeye bakalım. Yani şu mavi ile işaretlediğime ve şurada morla işaretlediğime bir bakalım. Sonradan sarıyla işaretlediğime geri döneceğiz. Şimdi kosinüs ben şimdi şurayı eksi parantezine alacak olursam. Yani kosinüs eksi parantezinde 3 pi bölü 2 eksi x olarak yazacak olursam. Kosinüs eksi içerisindeki eksiyi yutuyordu arkadaşlar. Yani aslında bu kosinüs. 3 pi bölü 2 eksi x ile aynı şey demektir. Tamamdır bu bir kalsın bakalım. Aşağıda da tanjant e, x eksi pi'yi yine eksi parantezin alacak olursam e, şöyle gelecek şu şekilde. Tanjant eksi başa çıkarıyordu. Dolayısıyla eksi tanjant pi eksi x olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Peki bunları yerine yazdığımızda kotanjant pi bölü 2 eksi x çarpı diyorum. Kosinüs 3 pi bölü 2 x x bölü aşağıda da eksi tanjant e, pi x x bu ifadeleri gördük arkadaşlar. Şimdi 90'dan dönüşüm yaptığımızda fonksiyon değişiyordu. Kotanjant tanjant'a dönüşüyordu. Birinci bölgede olduğu için e, artı olacak. Direkt tanjant x yazabiliriz çarpı diyorum. E, 3 pi bölü 2 yani 270'ten dönüştürüyorken e, yine fonksiyon değişiyordu. Sinüs'e dönüştü arkadaşlar e, 270'ten biraz da çıkardığımızda ikinci bölgeye dönmüş oluyoruz. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için önüne bir tane eksi aldı şu anda bu. Eksi sinüs x olarak gelmiş oldu. Bölü diyorum. Aşağıda eksi yazdım. Pi'de fonksiyon değişmiyordu. Tanjant olarak kaldım. İkinci bölge olduğu için önüne buradan bir eksi alacaktır. Tanjant ikinci bölgede Eksi olduğu için arkadaşlar önüne bir eksi alacak. Dolayısıyla önünde bir tane de eksi vardı. Artıya dönüşmüş oldu. Şöyle geldi. Tanjant x'lerin burada sadeleştiğini görüyorum. Geriye sadece eksi sinüs x kalmış oluyor arkadaşlar. Şimdi e, şuraya döndüm. Sorunun en başına döndüm. Burada pi artı x demiş bakın. Pi'nin e, 180 olduğunu biliyoruz. Fonksiyon değişmiyordu. Sinüs x olarak gelmiş oldum. Evet. 3. bölge olduğu için 180 artı x 3. bölgede olduğu için üçüncü bölgede sinüs eksidir. Eksi sinüs x'in eksi 3 bölü 5 eşit olduğunu biliyoruz. O zaman burası da eksi sinüs x olduğuna göre bu da eksi 3 bölü 5 olarak gelecektir. Cevabımız bursa. Aşağıdaki dik, dik koordinat düzleminde bc kenarı x ekseni üzerinde gösterilen abc eşkenar üçgeni verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi abc eşkenar üçgense o zaman tüm açılarının 60'ar derece olduğunu söyleyebiliriz. E ee, sonra bize şöyle bir şey söylemiş. AK eşittir 3KB demiş. Şimdi şu uzunluğa bakmanızı istiyorum. 2 ile 10 arasında olduğuna göre şurası 8 birimdir. Demek ki e, bu bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre tüm kenarları bu şekilde 8 birim olacaktır. O zaman şurası da nasıl ayrılacak arkadaşlar? 6'ya 2 şeklinde ayrılacaktır diyebiliriz. K e, diyebiliriz. K noktasından geçen bir doğrunun AB ile yaptığı dar açı alfadır demiş. Şimdi K noktasından geçen bir doğru çiziyorum şöyle. Şöylece bir doğru çizdim. AB ile yaptığı şu dar açının alfa olduğunu söylemiş bize arkadaşlar. Daha sonra e, bu alanlardan doğrunun üst bölgesinde kalan alan alt bölgesinde kalan alanın 3 bölü 5 katıdır demiş. Şimdi şurada bir alan oluştu görüyorsunuz. Bir de şöyle alt tarafta bir alan oluştu. Önce bu eşkenar üçgenin alanını bir hesaplayalım. Neydi? A kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanı. Yani 8'in karesi kök 3 bölü 4 olarak. 64'ü 4'e böldüm 16. 16 kök 3 bölü 4 geldi. E, daha doğrusu zaten 4'e bölmüş olduk. 16 köküç olarak direkt yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar alt tarafa 3K düşüyorsa üst tarafa 3K düşüyorsa alt tarafa da 5K düşüyor. Toplamda 8K diyecek olursak 8K eşittir 16 köküçse bu durumda K eşittir 2 köküç. Bu durumda 3K ne olacaktır? 6 köküç olacaktır. 5K ne olacaktır? 10 köküç olacaktır. Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu üst bölgenin alanının 6 köküç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burası 3K'lık kısımda. Şu alt tarafında 10 köküç olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz bu üçgenin alanını başka nasıl bulabiliriz? Mesela şuradan bir dik indirsem arkadaşlar şurası bir dik olsa tamam mı? E Bakın şimdi şuranın tabanı belli yüksekliği de şuraya çizdim. Haş olsun bu yükseklikte. Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? O zaman aslında 6 çarpı H bölü 2'den alanı bulabiliriz. E bu alanın biz zaten ne olduğunu biliyoruz. Biz 6 köküçtü. İki tarafta 6'lar gitti. İçler dışlar çarpımından H eşittir 2 köküç olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Yani şurası 2 kök 3'müş. Hemen bunu yazıyorum. Şimdi şu üst taraftaki üçgene bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Burada 60'ın karşısında eğer 2 kök 3 varsa şurası da 30 derecedir. 30 derecenin karşısında ne olacaktır arkadaşlar? 2 olacaktır. 90'ın karşısında ne olacaktır? Bunun 2 katı yani 4 olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. E şuranın tamamı 6 olduğuna göre 2, şurayı bulduk. Geriye kaç kaldı? 4 kaldı. O zaman şuradan 6'yı sildim. Şuraya da 4 kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben şu uzunluğa şu üçgene şimdi bir bakmanızı istiyorum. Şuradaki üçgene. Bu üçgende şuraya A diyecek olursak bir pisagor uygulayalım. 90'ın karşısında A var. A kare eşittir diyorum. 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi olarak yazabiliriz bunu. A kare eşittir 16 artı 4 çarpı 3'ten 12 geldi. Bu da A kare eşittir 28 demektir. A bu durumda ne olacaktır? 2 kök 7 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Şurada A gördüğümüz yere de 2 kök 7'yi yazıyorum. Şimdi bu üçgende e, biz aslında sinüs alfayı bulabiliriz. Bizden istediği şey zaten sinüs alfayı da. Sinüs alfa ne? Karşı bölü hipotenüs. Hemen gidiyorum. Karşıyı yazıyorum. 2 kök 3 e, Hipotenüs de nedir burada? 2 kök. 7, 2'ler gidince de kök içerisinde 3 bölü 7 gelecektir. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki şekilde ABCD dörtgeninin çevrel çemberi verilmiştir diyor. Şimdi şurada 45 derecenin karşısına ne yazabiliriz arkadaşlar? 2 katı 90 derece. Şurası 90 olur diyebiliriz. E, 30'un karşısına olacaktır peki? 2 katı ne olacaktır? 60 olacaktır. Bunu da söyleyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar eğer ben şuraya alfa derece diyecek olursam şurası alfa olursa eğer e, karşısı ne olacaktır bunun işte karşısı tam şurası oluyor. 2 katı 2 alfa olacaktır. Hemen geldim şöyle yazdım. E, şimdi çemberin tamamına bakacak olursam 60 artı 90 150 artı 2 alfa. Bunun tamamının 360 olması gerekiyordu. Dolayısıyla şuraya da ne yazacağım 210 eksi 2 alfa yazmalıyım ki eksi 2 alfa artı 2 alfa birbirini götürsün. E, Geri kalan sayıların toplamı da 360 yapmış olsun. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şuraya bir bakmanızı istiyorum. Şuranın karşısında neresi var? İşte şurası var. 210 2 alfa ile 60'ı topladığımızda 270 2 alfa geliyor. Bunun yarısını oraya yazmamız gerekiyor o zaman. Bunun yarısı nedir arkadaşlar? Eee 135 eksi alfadır. Hemen geldim şuraya yazdım. Daha sonra bir de şuraya bakmamız e, bakalım arkadaşlar. Şunun karşısında neresi var? İşte tam şurası var. Bunları topladığımda 90 artı 2 alfa e, yapıyor. Bunun yarısı ne olacaktır. 45 artı alfa yapacaktır. Hemen geldim bunu da şöyle yazmış oldum. Şimdi e, şu AC uzunluğuna A demiş olalım arkadaşlar. Ve ben buradan her iki üçgende de sinüs teoremini uygulamak istiyorum. Şöyle ki. E, 45'in karşısında 8 kök 2 var. O zaman ben buraya 8 kök 2 bölü sinüs 45 yazabilirim. Eşittir diyorum. Ee diğer tarafta da a bölü karşısında ne var arkadaşlar? 135 eksi alfa vardı. Hemen onu da yazabiliriz şöyle sinüs 135 eksi alfa olarak yazdım. Daha sonra sağdaki üçgene geçtiğimde burada da x bölü karşısında 30 olduğu için sinüs 30 yazdım. Eşittir diyorum. A bölü karşısında 45 artı alfayı görüyorum. Hemen geldim sinüs 45 artı alfayı yazdım. Daha sonra arkadaşlar şu iki ifadeye bir bakmanızı istiyorum. Şu ifade ile şu ifadeye bir bakmanızı istiyorum. Bunlar aslında ee, aynı ifadelerdir. Birbirlerine eşittir. Yani şuradaki sinüs 135, e, 135 eksi alfa ile sinüs 45, eksi, 45 artı alfa birbirine eşittir. Çünkü bu iki açıyı topladığımda 135 ile 45'i topladım 180 oldu. Eksi, al, eksi alfa ile artı alfa birbirini götürdü. Sinüs e, Sinüsün iki açısı birbirini 180'e tamamlıyorsa, bunlar birbirine eşittir. Mesela şöyle düşünün, sinüs 20, 60 ile sinüs 120 aslında birbirine eşittir. Ya da mesela sinüs 45 ile sinüs 135 birbirine eşittir. Bu şekilde düşündüğümüzde, şu iki ifade de birbirine eşit oluyor. O zaman bu ifade hem buna eşit, aynı zamanda şuna eşit olduğuna göre, bu durumda şunla şu da birbirine eşit olarak gelecektir diyebiliriz. Hemen geliyorum, yazıyorum. 8 kök 2 bölü sinüs 45 eşittir x bölü sinüs 30'a eşit olacaktır. Hemen yazıyorum 8 kök 2 sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2 idi yazdım eşittir diyorum. X bölü sinüs 30 da 1 bölü 2 idi bunu da yazdım. Burada birinci olduğu gibi kalsın ikinciyi ters çevirip çarpalım diyeceğim 8 kök 2 olduğu gibi kaldı 2 bölü kök 2'yi ters çevirdim çarptım eşittir diyorum x olduğu gibi kaldı 2 bölü 1'den de 2 gelmiş oldu sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak kök 2'lerin gittiğini görüyorum karşılıklı olarak 2'lerin de gittiğini görüyorum x eşittir 8 olarak geldi cevabımız denizli.